Bu Ocak Sadeler bir meclisi bildirisi çıkmadan önce aynı kişilerin Serçeşme Vakfı çalışmalarında görüyoruz. Peşin hükümlü olmayayım diye bunların videolarını da takip ettim, baktım. Şimdi bildirinin içeriği gerek videolarda hedeflenen şeylerin çok açık, net, düğmeye basılmış gibi bir hareket içerisinde olduklarını gösteriyor. Yani asimik biyolojik aleviler diyorum ben böyle çabalara. Şimdi iki tane bildirinin ve Serçeşme Vakfı'nın iki tane sözcüsü var. Birisi Ali Tümürtaş Özmen, diğeri de Hüseyin Hürrem Ulusoy. O da Hacı Bektaş'tan, Ulusoylardan. Şimdi sözcü olarak açıklama yapan Ali Tümürtaş Özmen, Kulağa Açık Sultan Ocağı'ndan. Yani Uşak'ın Banaz ilçesinin Hacım köyündeki Kulağa Açık Sultan Ocağı'ndan. Bir süre önce Hacı Bektaş dergahında postnişin olan Velayettin Ulusoy'dan gidip huzuruna el alıp kendi taliplerini ziyaret etmek üzere yola çıkar. Kendi ifadelerinden, videolarından bu var. Fakat taliplerinin bunu soğuk karşıladığı ve değişim dönüşüm içerisinde olduklarını görür. Hatta bağlı oldukları ocağı artık Sünni köyü olduğunu görür ve dergahın da Sünni bir asimilasyona uğradığını görür bütün yapısıyla beraber. Şimdi Aleviliğin bir de neden böyle dönemle ilgili çıktığına işaret etmek istiyorum. Ne zaman bir kriz çıksa Türkiye topraklarında önemli bir Cumhuriyet döneminden beri hakları bir türlü verilmeyen, teslim edilmeyen Alevi meselesi gündeme gelir. Bildiğiniz gibi Alevilik ortak akla dayanır. Alevilik ikrarlı ve rızalıklı bir yoldur. O yüzden Eğemenlerin her dönem korkulu rüyası olmuştur ve her dönem Eğemenler katline ferman çıkarmıştır. Ama bu dönem artık katliamlar yetmediği, önlenemediği gibi şimdi asimilasyonu içten yaratmaya çalışan virüsler diyebilirim. Şimdi bu bildirinin diline baktığımızda ilk kurulduğunda, Serçeşme Vakfı kurulduğunda burası kurumların karargahı denilmişti. Şimdi de bildiride cepheden söz ediliyor. Yani dil savaş dili. Ve o yani açıklamaya yola çıktığı günden itibaren de bir tehdit dili oluşturdukları, bunları destekleyen yorumlara da baktığımızda ırkçı insanların, milliyetçi insanların Türk-İslam sentezi bakış açısının hani bir dönem belki sayfası kapanan Cami Cemevi projesinin bir devamı niteliğini taşıyor. Alevilik evrenseldir. O yüzden başka bir dinin, başka bir inancın dar kalıpları içerisine sığmaz. Piri uçuran taliptir. Kendi ocağına sahip çıkamayan bir insanın kalkıp bu Aleviliği kurtarması beklenemez. Ayrıca diğer bir dil de sıkıntı. Bütün Alevi o şeylerini, kurumlarını ve dergahı harici olarak niteleyip ve temizlenmelidir diye böyle hepten faşizan bir dil kullanıyor. Arkadaşlar, bugüne kadar Alevi örgütleri eksiği vardır tabii ki. Ama 30 yıllık mücadele içerisinde bedel ödenerek gelinen bir süreçtedir. Dolayısıyla da bu bedele, bu ödenen, yaşanan sürece bir saygısızlık demektir. Ayrıca da şimdi bu insanlar, üstelik de birisi hani Hacı Bektaş dergahından bir insan, kalkıp şunu diyebiliyor. Yani dergahlar 1925'te teke ve zaviye kararıyla kapatıldı. Yani yasal değildir. Yani dolayısıyla da bunun bir düğmeyle hareket edildiklerine delalettir.
Biz bu zihniyeti ta işte 1550'lerde Hacı Bektaş dergahına atanan kayyumlara benzetiyorlar. Şimdi buna pirlerimiz şöyle demiş. Yani taklide benzemez hiçbir ferdimiz. Yürekte gizlidir bizim derdimiz. Bunlar da biliyorlar ki yolu biliyorlar ki el almışlar. Ama el almışlar, el almışlar ve el aldıklarını biliyorlarsa, bu dergahı tanıyorlarsa, o zaman problemlerin nasıl çözüldüğünü de bilmeleri lazım. Dostlar, Aleviler problemlerini, müşküllerini cemde çözerler. Rızalıkla çözerler, meydanda çözerler, pir mürşit huzurunda çözerler. O yüzden bunların maksatlı oldukları da çok açıktır. Aleviler çaresiz, yol sahipsiz değildir. Aşk ile diyorum.